Burası Sanlıca. Resmi adıyla Sanlıca. Vaktinde Fenk. Rahmetlik dedem Koca Muhtar, Mehmet Naci Tutucu'nun yaşadığı yerler. Nenem Teslime Tutucu. Rahmetlik annem Ayşe Güngör. Bunların yaşadığı yerler burası. Fenk. Evet, şu bölge komple olduğu gibi Fenk. Sanlıca Fenk. Koca Muhtar. Fenk burası. Şurası da rahmetlik dedemden anama intikal eden. Anamdan da biraderle bana intikal eden tarla. Şurası da Dezemgil'in. Aşağı taraf. Şimdi buraya gidelim, bir de yakından bakalım. Evet, tarlaya biraz daha yaklaştık. Körkuyu burası. Rahmetlik dedem Naci Tutucu, Koca Muhtar Naci Tutucu'nun toprakları. Ondan rahmetlik anama intikal etti. Anamdan da bana intikal etti. Biraderle bana. Şu karşı tarafı birader çevirdi şurayı, şu bölgeyi. Evet, şurası da Yemine Dezemgil'inde. Kızı çevirdi burayı da, yaptı güzelce. Bak, cillop gibi olmuş. Şurası. Ha, şurası biraderin. Ha, şu bölgede bana ait. Şurası komple bana ait. Burayı da biz yapacağız Allah izin verirse. Bir operasyona geçelim. 2022'nin Şubat ayında. İnşallah bir aksilik olmazsa. Şu bölge. Şimdi tam gidelim, yakından bakalım tarlaya. Evet. Şu anda tarlaya geldik. Şu anda tarladayız. Yoldan görünüşü tarla. Şurası şu bölge. Şurası komple bana ait. Bu yoldan görünüşü. Şuraya geri yukarı doğru. Komple benim. Şu bölge. Şurası gizemli bölge. Buraya bir operasyon çekilecek. Burası aşağıdan görünüş. Az yukarı çıkayım, buradan da alıma başlayayım. Evet. Şurası geri yukarı doğru bana ait. Buraya operasyon yapacağız. Kepçe getirip güzelce tarla şeklinde dönüştüreceğiz. Ondan sonra ekim işine başlayacağız. Şu bu çam ağacı. Güzel semboller. Şu bölge gizemli bölge. Şurada dölek yerler var. O tarafa doğru operasyon yapacak. Şurası biraderin. Evet. Şu bölge. Şurası Dezemgil'in. Şurası da benim. Şu bölge benim. Şurası komple bana ait. Şu kısım komple rahmetlik Koca Muhtar'dan anama intikal eden, anamdan da bize intikal eden yer. Şu bölge komple. Yukarıdan çekelim burayı. Evet. Şu yukarıdan görünüşü. Şu şekilde. Bu şekilde gidiyor aşağı doğru. Evet. Burası operasyona maruz kalıp tarla olacak. Şu kenarları kesmeyelim. Buranın altına şurayı güzelce düzeltip çadır kuralım. Fıstık gibi yer, doğal çadır. Evet. Şurası, şunlar kalsın. Yerlerini güzel bir tarla şeklinde sokturalım. Evet. Bu şekilde tarlamız. Hat buradan başlıyor.
bu şekilde gidiyor. Şu şekilde gidiyor. Evet. Bu şekilde görüldüğü gibi. Biz ait tarla. Buraya ceviz, badem, kiraz, hurma, ne bileyim, dut, incir, ne bulursak dikeceğiz. Ha, bu da bitki sınır belirtim noktası. Şurası şöyle geri aşağı bize ait. Evet. Şurası gizemli bölge. Buraya da operasyon çekeceğiz. Evet. Bayağı bir işçilik var. Pinar ağaçları, taşlar falan filan, engebeler. Çok ama işte. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ. Bakacaksın, şurası komple. Pinar ağaçları, taşlar falan filan ama toprak kırmızı ya, verimli herhalde ya. Görün inşallah toprak. Şu bölgeden şöyle, gizemli bölge bu. Bulunduğum bölge, şu çama doğru geleceğiz ya da ardıca doğru. Ardıç ya da çam. Ardıç ya da çam sınır olacak. Buradan geri aşağı şöyle. Buralar engebeli, taşlık maçlık ama aşağıda dölük yerler var. Yani şu anki sınır ardıç sembolümüz olsun bu. Ardıç bizim tarlanın sembolü. Şu karşıdaki çamla ardıç da sembolümüz. Şu bölgede dölek bir yer var. Oraya bakalım. Evet. Gizemli bölge içerisindeki dölek nokta bir. Şurada aşağı indik bir de gizemli nokta bölgesindeki dölek nokta iki. Buralar hep domuzlar gelmiş, yeşelemiş. Yemişler, içmişler. Evet. Burası dölek nokta iki. Sınırlar içerisinde. Şurası bir ceviz sığır. 8 tane sanırım sığır gölüne geliyor. Bilmiyorum. Şu ardıçtan itibaren 5 tane gölüyor. Çama gitsek 7-8 tane olur. 5 tane tarla. Yemek istiyor. Şu taşlıklara bak, şu bölgelere bak. Vay babam vay. Bayağı bir işimiz var yani. Evet, dölek nokta 3. Gizemli bölgedeki dölek nokta 3. Evet. Gizemli bölgedeki dölek nokta 3. Buraya da bir 13-14 ceviz sığar gibime geliyor. Şuralarda açtık ama şu yolun üstü. Bakalım. Şunlar da çam ağaçları. Güzelce dibine düzeltip yorulduğumuzda gölgeleneceğimiz nokta. Evet, şunlar pinar ağaçları. Ağaç da bu şekilde tarlanın yapısı. Evet. Şekilde görüldüğü gibi. Pozisyon bu. Evet. Dölek nokta 3. 3 tane dölek nokta var. Mantıklı. Şurası yol. Tam yolun üstünde. Hepsi de sarışık arasına gidip gelen gömmeceyle intikal eden yolun üstünde tarlamış. Şekilde görüldüğü gibi. Şurası da dölek noktalar. Şu bölge. Evet. Evet. Gizemli noktadan çıktık. Şu an net noktadayız. Burası net nokta. Şurada dikkeler vardı. Dikkeler. İşte şu taşlar maçlar temizlendiği zaman şu pinarlar falan aldık mıydı? Tarla fıstık gibi olacak işte. Evet, şekil bu. Tarlamızın şu anki görüntüsü bu. İleride operasyonu yaptıktan sonra yine video çekip paylaşacağım. Evet, bu buranın bitim şeklini de paylaşacağım.